13,5 milyar yıl öncesine ışık tutabilecek James Webb Uzay Teleskobu'nun ne zaman fırlatılacağı açıklandı. Merhaba Mastermind izleyicileri. NASA, aksaklıklar sebebiyle fırlatma tarihi uzun süredir ertelenen James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatma tarihinin belirlendiğini duyurdu. Bu bağlamda söz konusu teleskobun fırlatma tarihi Arian Space İşbirliği ile 18 Aralık olarak belirlendi. NASA'nın çok sayıda teknik sorun yüzünden sayısız ertelenmeyle karşımıza çıkan James Webb Uzay Teleskobu paylaşılan yeni fırlatma tarihiyle karşımızda. İlk fırlatılma tarihi 2007 yılı olarak belirlenen teleskobun son duyumlara göre Ekim ayında fırlatılması planlanıyordu. Fakat NASA'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte fırlatılmanın 18 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Söz konusu teleskop, adını mutlaka bir yerlerde duyduğunuz Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak. Son testleri tamamlanmış olan teleskobun sadece son dokunuşları ve fırlatma alanına taşınması kaldı. Kendisini uzaya çıkaracak olan roketin taşınması ise tamamlandı. James Webb Teleskobu şu an Kaliforniya'da bulunan Northrop Grumman tesislerinde bulunuyor. Buradaki bilim insanları fırlatma alanına taşınacak olan teleskobun son bakımlarını yapıyor ve bir yandan da teleskobu taşınmaya hazır hale getiriyor. Fırlatma alanına getirildiğinde söz konusu teleskop Arian Space şirketinin Arian 5 roketiyle uzaya çıkacak. Roketin Fransa Guyana'sına güvenli bir şekilde ulaştırıldığı da paylaşıldı. Yani görünürde James Webb Teleskobu'nun yolculuğu için herhangi bir engel yok diyebiliriz. James Webb Teleskobu'nun büyük önem taşıyan görevlerine gelin kabaca bir bakalım. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere önceden hazırlamış olduğum bu videoyu tavsiye ederim. Teleskopla ilgili bütün bilgileri yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Söz konusu teleskobun Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacağını söylemiştik. Hubble teleskobunda kullanılan kameralar uzayda belirli bir derinlikten ötesini göremedikleri için oldukça dar bir gözlem kapasitesi sunuyordu. James Webb teleskobu ise kızılötesi aletler kullanıldığından Hubble'ın çok daha ötesine geçecek. Bu bağlamda yeni teleskop 13,5 milyar yıldan daha da ötesini izleyebilecek. Bu da evrenin tarihine dair tonlarca bilgi anlamına geliyor. İnsanlık tarihinde bir ilk olacak bu durumla birlikte James Webb teleskobu galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve daha nicelerinin geçmişleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak. Elimize geçecek bilgilerle astronomide ne kadar ilerleyebileceğimizi düşündükçe heyecanlanmaktan kendimi alamıyorum. En kısa sürede James Webb teleskobunun çalıştığını görmek ümidiyle. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.